genel değerlendirme yapıyorsunuz. Elinizdeki e, ekonomi ve politika Bakın, dergisi. Şimdi, tarihi şimdi neydi burada? Tumosal. Şimdi yıl kaç? 1977. 1977'de Türkiye'den bir fotoğraf. Ee, gerçekten ben de programdan ön, program öncesinde gösterdim. Bakın, bunlar, bunu bunlar fabrikalar. Var. Yüz binlerin, milyonların çalışacağı yurt dışına ihracat, montaj değil. Yüzde yüz yerli motor. Ve burada her birisinin kaç kişi çalışacağı eğer zamanımız olmuş olsa bunlara girsek bakın lokomotif motorları dizel motorlar uçak motorları efendim dışarıdan monta edip getirip de efendim biz atak helikopteri yapmış AK Parti tankını yapıyormuş hadi oradan kocamın dediği gibi hadi fabrikasını da mı kurdun orada yapıyorsun nereden getiriyorsun Göz boyamayı bırakın arkadaş. Suyunuz kaynadı. Suyunuz kaynadı. Tabandan büyük bir patlama var. Kusura bakmayın. Bu memlekette daha çok Ahmet çiftçiler var. Dinine, namusuna, bütün ülkesine, birliğine, beraberliğine artık hiç kimse bu memlekette affedersen ne mutlu Türk'üm diyemeyecek. E, bu çok önemli e, bilgiler veriyorsunuz. Ne 900... mutlu ne mutlu Kürdüm diyemeyecek. Ne mutlu Arabım diyemeyecek. Ne mutlu lazım şuyum buyum diyemeyecek. Çünkü Allah bizi evvelden kucaklatmış ve biz kardeş olmuşuz. Ne diyeceğiz bundan sonra? Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti milleti. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti milleti. Bu solagandır. Bunlar 550 milletvekiliyle anayasayı değiştireceklerdi. Bu fakir fukaranın parasını aylarca, yıllarca geçti. Dört parti bir araya gelerek bir anayasa çıkaramadılar. Ama Mısır'daki gelen yeni hükümet bir ayda anayasayı yaptı. Düşünün. Ve bunlar harcına kaldılar hepsi. Devletin kasasını boşalttılar. Devletin kasasını. Niye bunu konuşmuyor? Sayın Kılıçdaroğlu niye bunu konuşmuyor? AKP niye bunu konuşmuyor? Sayın Ahmet Davutoğlu geçen gün ben seyrediyorum. Balıkesir'de büyük bir meydanda konuşma yapıyor kuvve Milliye meydanı hatırladım. Kuvve-i Milliye. Biz diyor işte dördüncü Kuvve-i Milliye'yi getireceğiz. Zavallı halk da alkışlıyor. Ya sen ortak pazara bağlandıktan sonra sen Kuvve-i Milliye'yi getiremezsin. Getirsen getirsen ancak Avrupa'nın bir vilayeti olursun Sayın Davutoğlu. Bu milleti aldatmayın. Bu milleti yavaş yavaş dininden soyutlamayın. Siz fuhuşu ilkokul sıralarına kadar indirdiniz. Eğer varsa buyurun konuşalım. Siz esrarı er ilk ilkokul sıralarına kadar indirdiniz. Ben geçen sene biliyorsunuz Batman'da belediye başkan adaydım. Saadet Partisi. Saadet Partisi'nden bunları gene burada bir ara söylemiştik. Binlerce, kırk binin üstünde şu anda esrarkeş var Batman'da. O zamanlar sormuştuk emniyet müdürlüğüne, valiliğe gitmiştik, cumhuriyet savcılığına gitmiştik. Bana doğrudur dediler. Biz bunu yalan söylemiyoruz ki. AKP hükümeti ve öbür üç tane efendim kolluk görevli, muhalif kolluk görevleri de bakıyorlar. Şimdi çıkmışlar, seninki kara, benimki seninkinden daha kara. Yahu nasıl yüz var sizde yahu? Nasıl ya? Yani şu andaki durumdan bütün meclisteki partiler Tabii sorumlu. Tabii sorumlu kardeşim. Eğer bu millet şu partileri gerçek manasıyla şurada konuştuğumuzu anlasa, anlasa şu anda, yeter bu millete ya. Oyunu niye veriyor? Niye kendini oyunu satıyor? Neden? Oyunu verdiği kişi aç kaldığı zaman gelip kapısını çalıp da alsana 500 bin lira bu ay aç kaldın diyor mu? Kimin hatırına oyunu veriyorsun? Milletvekili seçtiğin adam seni gece evinde hırkızlardan koruyan polislerle beraber yol üstünde oturuyor gidip polise tokat atıyor. Öbür CHP'liler İstanbul'u karıştırıyorlar. Hep sol örgütler. Bu nasıl vatan sevgisi sizde ya? Nasıl? Bu nasıl insanlık ya? Biz sizin bu halinize de acıyoruz arkadaş. Bu sizin yaptıklarınız bir vatan evladının yapacağı şeyler değil gerçekten. Siz çıkın da şu millete seçimden sonra kaç tane fabrika temelini atacağınızı söylesenize. Bak biz söylüyoruz hazır bizim temellerimiz. Burada hazır. 1977'den örnek veriyorsunuz. 1977'de. Temelleri atılıp oturan fabrikaları geleceğiz. Satmadıkları. Hani AK Parti'nin bir maliye bakanı vardı biliyor musunuz? Gitti. Unakıtan mıydı neydi? Kemal Unakıtan. Evet. Kemal Unakıtan. Gece pijamamla bile satarım. Satıldın sen de satıldın. Allah bu dünyada hesabı soracak. Sen zannediyorsun ki bunlar bugün iki ayağının üstünde yürüyorsa bu zavallı mazlum milletin ahı kalacak mı bunlarda ya? Yapmayın arkadaşlar. Ben bugün benim hiç kimseleri alıp veremeyeceğim yok ki. Benim şu anda bu meselenin dışında Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelse kucaklarım oğlum. MHP de gelse kucaklarım. Selahattin Demirtaş da gelse kucaklarım. Ama kardeşim vatan ve millet namus dil meselesi olunca iş ayrılır. İş ayrılır. Çünkü bu vatan hepimizindir. Bu çadırın altında yaşadığım gibi... Kemal Kılıçdaroğlu da yaşıyor. Selahattin de yaşıyor. Devlet Bahçeli de yaşıyor. Onu kimseye deldirtmeye, kimsenin onu delmeye hakkı yoktur. Ve biz onun deldirtmeye katiyetle, hele inancımıza katiyetle. Durum vahim diyorsunuz. Burada. Vahim durum tabii. Bunu hükümet biliyor. İçişleri Bakanı biliyor. İstihbarat biliyor. Ya da dayanışlıklı bir dövüş var işin içinde. Hı hı. Veyahut da kasten bu millete batıl gömleği gidirmeye kalkıyorlar. Demokrasiymiş. Hay yerin dibine bassın böyle demokrasi. Ne demokrasi be? sen 290 300 trilyona yakın devletin benim verdiğim vergiden hazineden para alacaksın. Bütün televizyonları eline geçireceksin. Bangır bangır konuşacaksın. Öbürüne vereceksin 200 küsür trilyon. Öbürüne vereceksin 149 trilyon. Öbürüne vereceksin Ondan sonra da kalkacaksın, affedersin. Demokrasi diyeceksin. Demokrasi diyeceksin. Hak diyeceksin. Hukuk diyeceksin. Hukukun üstünlüğü diyeceksin. Adalet diyeceksin. Biz sizi kurtarmak istiyoruz. Bakın bu yol gitmez.